Selamun aleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtacağım kitap Demokrasi Üzerine. Robert E. Dahl'ın, herhalde böyle okunur, çevirende Betül Kadıoğlu. Kitabın ismi Demokrasi Üzerine, tekrar edeyim. Kitabın ismi Demokrasi Üzerine. Yazarı da Robert A. Dahl. Herhalde böyle okunur yani. Phoenix yayınlarından çıkmış. Bu da herhalde böyle okunur. Tam bilemiyorum. Kapağını şöyle göstereyim size yüzüme yaklaştırarak. Bir nebze olsun. Kapağını temaşa etmiş olun. Evet arkadaşlar, kitap demokrasi hakkında, isminden anlaşılacağı üzere. Ancak böyle çok girift, ayrıntılı, detaylı şeyler anlatmıyor. Çok özet, icmali, neden demokrasi lazım, faydaları neler ve zararları neler. Yani zararlar derken sakıncaları, çözemedikleri, problemleri neler falan, buna dair tespitlerde bulunuyor yazar. Ben kitabı çok öğretici buldum. Şu açıdan ilk olarak öğretici buldum. Bir kere yazar demokrasiye kör körüne şey değil. Hani problemleri de olduğunu kabul ediyor. Uygulamaların arasındaki kıyaslamalar yapıyor falan. Onlarda işte kimisinde şu oluyor, kimisinde böyle oluyor. Şunun sakıncası bu, bunun sakıncası şu diye falan, bunları da anlatıyor. Yani bizim bazı yerli demokratlar var. Demokrasiye hiç kül kondurmuyorlar, toz kondurmuyorlar. Körü körüne savunuyorlar. Sanki demokrasi içinde coşuldukça mutlaka kazandıracak bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Ama hayır, burada görüyorsunuz mesela temsili demokrasi nasıl ortaya çıkmış, katılımcı demokrasi ile temsili demokrasi arasındaki şeyler neler, işte faydalar, zararlar arasındaki o kıyaslamalar neler falan, bunları burada öğreniyorsunuz. Kitabın bendeki baskısı, onu da söyleyeyim, 5. baskı, Mart 2019 baskısı. Şimdi alıntılarımı okumaya başlayayım arkadaşlar. Zaten alıntıları yaptıkça siz de kitabın nasıl bir kitap olduğunu anlayacaksınız. İlk alıntım 10. sayfada. Şöyle bir yerden başlayıp okuyayım. Buna karşı çıkabilirsiniz. Amerika, Abraham Lincoln'un dediği gibi Amerikan devriminden bu yana cumhuriyet içerisinde bir demokrasi değil miydi? Ünlü Fransız yazar Alexis de, işte bu nasıl söylenir bilemiyorum, 1830'da Amerika'yı ziyaretinden sonra ünlü eseri Amerika'da Demokrasi'yi yazmamış mıydı? Atinalılar M.Ö. 5. yüzyılda sistemlerine demokrasi dememişler miydi? Roma Cumhuriyeti bir tür demokrasi değilse neydi? Eğer demokrasi farklı zamanlarda farklı anlamlara geldiyse, benim çizdiğim cümle de burası, bir daha okuyayım baştan. Eğer demokrasi farklı zamanlarda farklı anlamlara geldiyse, bugün ne demek olduğu konusunda nasıl anlaşmaya varabiliriz? Eğer demokrasi farklı zamanlarda farklı anlamlara geldiyse, bugün ne demek olduğu konusunda nasıl anlaşmaya varabiliriz? İşte kitabın amacını özetleyen de bir paragraf burası arkadaşlar. Devam edelim. 17. sayfadan bir çizdiğim cümle var. Şurada başından alarak geleyim yine paragrafı. Demokrasiden bahsederken bu sorunun cevabının belirsizliklerle dolu olmamasına rağmen tarihi kayıtlardan benim çıkardığım sonuç şu. Demokrasinin genişlemesinin bir kısmı, büyük bir kısmı, demokratik fikirlerin ve davranışların yayılmasına bağlanabilir. Ama yayılma tek cevap olamaz. Ateş gibi, resim çizmek ya da yazı yazmak gibi, demokrasi de birden çok defa ve birden fazla yerde icat edilmiş gibi görünüyor. Çizdiğim cümle bu cümleydi, bir daha okuyayım. Ateş gibi, resim çizmek ya da yazı yazmak gibi, demokrasi de birden çok defa ve birden fazla yerde icat edilmiş gibi görünüyor. Sonuçta eğer koşullar demokrasinin belirli bir yerde ve zamanda, örneğin M.Ö. 5. yüzyılda, M.Ö. 500'de, Atina'da ortaya çıkması için uygunsa, başka yerlerde de benzer uygun koşullar oluşmuş olamaz mı? Diye soruyor yazar. Devam ediyoruz. 20. sayfada çizdiğim bir yer var. Şöyle bir yerden alıp okuyayım bunu da.
Anlaşılıyor ki demokrasi sözcüğü onu eleştiren aristokratlar tarafından kendilerinin yönetimindeki kontrolü savaşarak ellerinden alan sıradan halkı küçük gördüklerini göstermek için kullandıkları bir sıfattı. Çizdiğim cümle bu ama baştan almadığım için tam oturmadı. Geriden geliyorum. Yunanca demos, insanlar ve kratos yönetmek sözcüklerini birleştirerek demokrasi ya da demokratiya terimini ilk kullanan Yunanlılar, büyük ihtimalle Atinalılar olmuştur. Demos sözcüğünün Atina'da genellikle bütün Atinalılar, bazen de halk, hatta kimi zaman sadece fakir insanlar anlamına gelmesi de ilginçtir. Demos sözcüğü fakir insanlar anlamına da geliyormuş. Anlaşılıyor ki demokrasi sözcüğü, onu eleştiren aristokratlar tarafından kendilerinin yönetimindeki kontrolünü, burada bir şey var, cümle düşüklüğü var sanki. Aristokratlar tarafından kendilerinin yönetimindeki kontrolü desek daha doğru sanki, savaşarak ellerinden alan sıradan halkı küçük gördüklerini göstermek için kullandıkları bir sıfattı. Bu durumda demokratiya, özellikle Atinalılar ve diğer Yunanlılar tarafından Atina'nın ve Yunanistan'daki diğer şehirlerin yönetimini açıklamak için kullanılıyordu, diyor. Demokrasi sözcüğünün kökenine dair bir bilgi. Devam ediyoruz. Evet, buralarda pek çizdiğim cümle yok. Hah, şurası varmış. 32. sayfa. Yine paragrafı başından alacağım arkadaşlar. Üçüncüsü, halkın temsilcileri halkın bütününü temsil etmiyordu. Her şeyden önce özgür insanlar erkekti. İstisnai olarak monarşinin başında bir kadının olduğu durumların haricinde yetişkin nüfusun yarısı siyasi hayatın dışında kalıyordu. Ancak yetişkin erkeklerin birçoğu da aynı şekilde siyasi hayatın dışındaydı. 1832'ye gelindiğinde bile İngiltere'de 20 yaşından büyük olan nüfusun ancak %5'i oy kullanabiliyordu. 1832'ye gelindiğinde bile, çizdiğim cümle bu olduğu için tekrar okuyorum. 1832'ye gelindiğinde bile İngiltere'de 20 yaşından büyük olan nüfusun ancak %5'i oy kullanabiliyordu. Aynı yıl oy kullanma hakkını %7'ye çıkarmak için çok büyük bir çaba gösterilmesi gerekti. Vikingler zamanındaki Tinglerde halkın katılımı çok şey vaat etmesine rağmen, Norveç'te bu yüzde biraz daha iyiydi, diyor yazar. Hemen iki sayfa sonrası 34. sayfada, ama öncesinden almam lazım yine. Bu arada bu bölümde anlatılan ümit verici gelişmelerin ardından demokratikleşmenin günümüze kadar yukarı doğru bir ivmeyle ilerlemediğini de söylemek gerekir. İnişler ve çıkışlar, direniş hareketleri, ayaklanmalar, iç savaşlar ve devrimler oldu. Yüzyıllar boyunca merkezi monarşilerin yükselişi daha önceki bazı gelişmeleri tersine çevirdi. Belki tuhaf gelebilir ama uzun vadede demokrasilerin lehine olan bazı koşulların ortaya çıkmasına bu mutlak monarşiler yardımcı oldular. Devam ediyoruz arkadaşlar. 36. sayfada, yok bu bu bir tahsih. Newton değil, Mevton yazılmış. Bunlar kasten yapılmış da olabilir arkadaşlar. Çevirmenler bazen çevirileri çalınmasın diye ya da çalındığında bunu ispatlayabilmek için kasti kusurlar bırakabiliyorlar. Ya ben de şüphelendim. Hani mesela Betül Kadıoğlu Hanım buraya acaba kasti olarak mı bu hatayı bırakmış? Newton'un ünlü evrensel çekimi, yer çekimi kanunu diyor. Tahsih de olabilir ama bir tuzak da olabilir. Birisi bu çeviriyi çalarsa, olduğu gibi kendi çevirisi gibi satarsa, orada hatalar da aynı şekilde duruyorsa, bununla
bu çeviri çalıntıdır. Daha kolay ispat edilir arkadaşlar. Kağıttan Kentler diye bir kitap vardır. Çok da satan bir kitaptır. Orada haritalarda da böyle şeylerin yapıldığı söyleniyor. Haritanın içine olmayan bir şehir koyuyorlar, olmayan bir kasaba. Eğer başka birisi bu haritayı çalarsa olduğu gibi tasarımını, içindeki bilgileri, o zaman hatasını da çalmış oluyor. Mahkemede hatasıyla çalındığı ispat edilebiliyor. Tabii bu benim komple teorimdi. 38. sayfadayız. Şöyle bir yerden okuyayım. Herhalde hiçbirimiz gerçek dünyada karşımıza çıkan sınırlar varken kusursuz bir demokratik sisteme ulaşabileceğimize inanmıyoruz. Herhalde hiçbirimiz gerçek dünyada karşımıza çıkan sınırlar varken kusursuz bir demokratik sisteme ulaşabileceğimize inanmıyoruz. Ancak bu kriterler bize var olan politik sistemlerin ve onların kurumlarının başarılarını ve düzeltemedikleri kusurlarını kıyaslayarak görebileceğimiz standartlar sağlar ve bizi ideal demokrasiye daha yaklaştıracak olan çözümlere yönlendirir. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 46. sayfadayız. Paragrafın başından alıp geleyim. İşinizi yapmaya başladığınızda hemen pek çok farklı derneğin ve kurumun kendilerini demokratik olarak nitelendirdiklerini fark ediyorsunuz. Demokratik ülkeler arasında bile anayasalar birbirinden çok farklı olduklarını görüyorsunuz. Pardon, yanlış okudum. Demokratik ülkeler arasında bile anayasaların birbirlerinden çok farklı olduklarını görüyorsunuz. Örneğin, Amerikan Anayasası başkana önemli derecede yürütme yetkisi verirken, aynı zamanda Kongre'ye de eşit derecede yasama yetkisi verir. Ve bu yetkiler birbirlerinden tamamen bağımsızdırlar. Buna karşın pek çok Avrupa ülkesi yürütmenin başı olan başbakanı, parlamentonu seçtiği bir parlamenter sistemi tercih etmiştir. Bunlar arasındaki farklar kolayca görülebilir. Görülüyor ki tek bir demokratik anayasa yok. Çizdiğim cümle burasıydı, bir daha okuyayım. Görülüyor ki tek bir demokratik anayasa yok. Devam ediyoruz. 52. sayfa. Belki de diğer kurumlara olduğu gibi herhangi bir devletin de demokratik sürecin kriterlerine tamamen uyan bir hükümete sahip olmadığını tekrar etmem gerekir. Tekrar okuyayım. Belki de diğer kurumlara olduğu gibi herhangi bir devletin de demokratik sürecin kriterlerine tamamen uyan bir hükümete sahip olmadığını tekrar etmem gerekir. Bunun gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor. Ancak bu kriterlerin demokratik bir hükümetin başarılarını ve imkanlarını ölçmek için çok uygun standartlar oluşturduklarını gösterebilmeyi umuyorum diyor. Evet, devam ediyoruz. 63. sayfadayız da arkadaşlar. Nereden alayım? Yukarıdan alayım geleyim yahu. Şüphesiz ki birisi demokratik bir devletin mümkün olan diğer alternatiflerden daha fazla özgürlük sağlayacağı iddiasına devletin tamamen ortadan kaldırılması durumunda hepimizin daha özgür olacağını söyleyerek karşı çıkabilir. Bir daha okuyayım. Şüphesiz ki birisi demokratik bir devletin mümkün olan diğer alternatiflerden daha fazla özgürlük sağlayacağı iddiasına devletin tamamen ortadan kaldırılması durumunda hepimizin daha özgür olacağını söyleyerek karşı çıkabilir. Anarşistlerin cüretkar iddiası budur. Ancak hiç devlet olmayan, herkesin diğer insanların temel haklarına saygılı olduğu ve ortak karar verilmesi gereken her konuda tam bir ittifak olduğu bir dünya tahayyül etmeyi denerseniz, çoğu insan gibi siz de bunun imkansız olduğunu görürsünüz. Bazı insanların, örneğin diğerlerinin çalışarak yetiştirdikleri meyveleri çalmak, kendilerinden güçsüz olanları köleleştirmek ya da yönetmek, kendi kurallarını diğerlerine kabul ettirmek
ya da kendi egemenliklerini sağlama almak için yeniden zorlayıcı bir devlet kurmak isteyen kişiler, gruplar ya da örgütler tarafından zorlanmaları son derece muhtemeldir. Yani insanlıktan bu zulüm istidadını, zulüm eğilimini kaldıramıyoruz diyor. Bu yüzden devlet bize lazım. Devletin yokluğu doğru bir şey değil. Eğer devletin ortadan kaldırılması katlanılmaz bir şiddet ve düzensizlik, popüler tanımıyla anarşi ortamı oluşturacaksa, o zaman iyi devlet anarşinin üzerine kurulacak olan kötü devletten üstün olacaktır. Bakın ne güzel bir cümle. Eğer devletin ortadan kaldırılması katlanılmaz bir şiddet ve düzensizlik, popüler tanımıyla anarşi ortamı oluşturacaksa, o zaman iyi devlet anarşinin üzerine kurulacak olan kötü devletten üstün olacaktır. Çünkü anarşi zaten bir otorite ihtiyacını doğuracak. Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, anarşi istibdadı getirir. Artık istibdatsız onları muhafaza edemez hale gelirsiniz. O yüzden demokratik devlet diyor, ondan daha evladır. Devlet olması daha evladır diyor yani. Anarşizmi reddeder ve bir devlete ihtiyaç olduğunu kabul edersek, demokratik bir yönetime sahip olan devlet başka herhangi birinden daha geniş özgürlükler tanıyacaktır diyor. Devam ediyoruz 64. sayfa. Şöyle bir yerden alayım. Demokratik bir devletin seçmenlerine dahil olsanız da bütün çıkarlarınızın uygun şekilde korunacağından emin olamazsınız. Ama eğer dahil edilmiyorsanız çıkarlarınızın ihmal edileceğinden ya da zarar göreceğinden emin olabilirsiniz. Dahil olmak dışında olmaktan iyidir. Dahil olmak dışında olmaktan iyidir. Bir daha okuyayım baştan, burası güzel bir yer. Demokratik bir devletin seçmenlerine dahil olsanız da bütün çıkarlarınızın uygun şekilde korunacağından emin olamazsınız. Bak, demokratik devlette de bundan emin olamazsınız. Ama hiç dahil edilmiyorsanız diyor. Ama eğer dahil edilmiyorsanız çıkarlarınızın ihmal edileceğinden ya da zarar göreceğinden emin olabilirsiniz. Dahil olmak dışında olmaktan iyidir. Bir cümle de burada var yine aşağısında. Şöyle yukarıdan alıp geleyim. Hiçbir normal insan başkalarıyla bir arada olmadan tatminkar bir hayat süremez. Hiçbir normal insan başkalarıyla bir arada olmadan tatminkar bir hayat süremez. Başkalarıyla bir arada yaşamanın bir bedeli vardır. Başkalarıyla bir arada yaşamanın bir bedeli vardır. Her zaman istediğinizi yapamazsınız. Her zaman istediğinizi yapamazsınız. Çocukluğunuzu geride bırakırken hayatın basit bir gerçeğini öğrendiniz. Bazen yapmak istedikleriniz başkalarının yapmak istedikleriyle ters düşebilir. Ayrıca ait olmak istediğiniz grubun ya da grupların sizin de bir üye olarak uymak zorunda kalacağınız bazı kuralları ve uygulamaları olduğunu da öğrendiniz. Bunun sonucu olarak eğer kendi isteklerinizi güç kullanarak kabul ettiremiyorsanız, farklılıklarınızı çözmek için barışçıl yollar bulmaya, belki anlaşmalar yapmaya çalışmalısınız. Devam ediyoruz. 69. sayfa. Şöyle bir yerden alayım yine. Demokratik hükümetlerin bu olağan dışı avantajı çoğu kişi açısından umulmadık ve beklenmedik bir avantajdı. Yukarıdaki cümleyi okumadığım için anlamadınız. Modern temsili demokrasiler birbirleriyle savaşmazlar diyor. Bu 9. madde olarak zikredildi. Modern temsili demokrasiler birbirleriyle savaşmazlar. Demokratik hükümetlerin bu olağan dışı avantajı çoğu kişi açısından umulmadık ve beklenmedik bir avantajdı. 20. yüzyılın son 10 yılına gelindiğinde kanıtlar çok belirgin hale geldi. 1954-1989 yılları arasındaki 34 uluslararası savaştan hiçbiri demokratik ülkeler arasında yapılmadı. Dahası aralarında savaş beklentisi ya da hazırlığı da görülmedi. Bu gözlem 1945 öncesi için de geçerli. 19. yüzyılda erkek nüfusunun önemli bir kısmının oy kullanma hakkına sahip olduğu temsili hükümetlere sahip olan ülkeler birbirleriyle savaşmadılar. Buraya hemen bir önce okuduğum kitaptan bir bilgi nakledeyim. Bir eleştiri, tenkit notu bırakayım. İsmet Özel Hoca diyordu ki orada, yani demokrasiyle diktatörlük savaştı gibi gösteriyorlar diyor 2. Dünya Savaşı'nda.
Ama diyor unutuyoruz ki İngiltere-Fransa paktının diğer ortağı kimdi? Stalin'di. Yani Rusya'ydı. Sovyetler Sosyalist Cumhuriyeti'ydi. O şey miydi? Demokrasi miydi? Değildi. Bak o tarafını görmezden geliyorlar. Halbuki savaş nasıl kaybedildi Almanya tarafından dersek aslında diktatör diktatörle savaşırken kaybetti. Yani Almanya Rusya'ya karşı Doğu cephesi diyelim orası düştüğü zaman biliyorsunuz onun mağlubiyeti oradan geldi, o taraftan geldi. Şimdi o da diktatör, o da diktatör. Niye bu demokrasinin diktatörlüğe karşı savaşı gibi sunuluyor ki? Üstelik savaşanların bir tarafının demokratik olduğu durumlarda onlar savaşmamış mı sayılıyor? Yani burada bir şey var. Bir açıdan yazarın dediğini anlıyorsunuz. Hani demokratik devletler birbirleri savaşmazlar falan. O şimdilik. Yarın menfaatleri çelişirse neler olur? Göreceğiz. Yani bu savaşsızlık bana çok bir karine gibi gelmedi ama zikrettiği için biz de okuduk. Enteresan bir bilgi. 34 uluslararası savaştan hiçbiri demokratik ülkeler arasında yapılmadı diyor. Aşağı gelelim ama burada eleştiri de yapıyor yazar, hakkını verelim. Tabii ki modern demokratik hükümetler 1. ve 2. Dünya Savaşlarında olduğu gibi demokratik olmayan ülkelerle savaşa girdiler. Yendikleri halklar üzerinde askeri güç kullanarak kolonyal yönetimler oluşturdular. Kimi zaman başka ülkelerin siyasi hayatlarına müdahale ettiler. Hatta hükümetleri güçsüzleştirdiler ya da düşürülmesine yardımcı oldular. Örneğin 1980'lere kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'daki diktatörlüklere askeri destek verdiği yolunda çok fazla kayıt var. 1980'lere kadar ABD'nin Latin Amerika'daki diktatörlüklere askeri destek verdiği yolunda çok fazla kayıt var. Sadece orası mı? Bizim 15 Temmuz darbe girişimi, ondan önceki darbeler hepsinde Amerika'nın parmağı var. Said Alp Soyucan'ın bu konuda bir dersi var YouTube kanalında. İzlemenizi öneririm arkadaşlar. Yani her darbenin, Türkiye tarihindeki her darbenin altını şöyle kurcaladığınızda bir Amerikan bayrağı sallanıyor yani. Ne biri ne ikisi ya. Amerika Birleşik Devletleri 1954'te Guatemala'daki yeni seçilmiş hükümeti düşüren askeri darbeye yardımcı olmuştu. Gibi gibi devam ediyor burası. 71. sayfaya geldik. Yine paragrafın başından alıp okuyayım. Demokratik hükümetler, bir su içeyim o zaman. Bismillah. Demokratik hükümetler de dahil olmak üzere herhangi bir hükümetten çok fazla şey beklemek büyük bir hata olur. Demokrasi, vatandaşların mutlu, zengin, sağlıklı, akıllı, barışçı ya da adil olacakları konusunda garanti veremez. Bir daha okuyayım arkadaşlar. Demokrasi, vatandaşların mutlu, zengin, sağlıklı, akıllı, barışçı ya da adil olacakları konusunda garanti veremez. Bu hedeflere ulaşmak demokratik hükümetler de dahil. Hiçbir hükümetin yetenekleri dahilinde değildir. Dahası demokrasi her zaman ideallerden daha azını gerçekleştirebilmiştir. Daha demokratik bir yönetim için geçmişte gösterilen bütün çabalar gibi modern demokrasilerin de pek çok eksiği vardır. Ancak kusurlarına rağmen demokrasiyi uygulanabilir herhangi bir alternatifinden daha çekici kılan yararlarını da görmeden geçemeyiz diyor. Altında o yararlardan da bahsediyor ama orayı okumayacağız. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Ya bizim yerli demokratlarda bir böyle körleşme var. Yani demokrasi her şekilde, ona dair yapılan her açılımın her şekilde fayda getireceğini ve mesela mutlak başarı olarak da adalet olsun, mutluluk olsun, zenginlik olsun, sağlık olsun hepsinin bununla bağlı olduğunu falan söylüyorlar. Özellikle Karar Gazetesi yazarlarında falan ben bu şeyi çok görüyorum. Böyle bir muğallatayı. Birisi hatta yazmıştı. Ben ona Twitter'dan cevap verdim. Dedim ki ya İslam bile naslarda, Kur'an ayetlerinde, hadislerde bu iyilik, kötülük, zenginlik, fakirlik, hastalık, sağlık günlerinin münavebeli olacağını söylüyor. Yani bir öyle olur, bir böyle olur.
Yani Kur'an bile bunu söylüyor, sünnet bile bunu söylüyor, İslam bunu söylüyor. Nasıl demokrasi bunun başka türlü olabileceğini garanti edebilir? Yani yaratıcı olan Allah'ın garanti etmediğini, daha doğrusu sünnetullahının başka türlü olduğunu beyan ettiği bir yerde demokrasi nasıl bunu bu kadar kesin bir şekilde mahzı hayır başarabilecek olabiliyor yani? Bunu ona yazmıştım ama cevap yazmadı elbette bana. Burada bakınız yazar ne güzel beyan etmiş. Ya bu bir sistem sonuçta. İnsanlarla çalışıyor. Dünyanın sınırları da belli, koşullar belli. Yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Bunu böyle kesinlikle öyle olur. Demokrasi artarsa işte ekonomi yükselir, demokrasi artarsa mutluluk artar, demokrasi artarsa adalet artar. Bunu böyle mahsa kesinlikle böyle olur diye bakmamak lazım. Şansını dener. Olur da olmayabilirdi. Bakarsınız kargaşayı da arttırabilir. İleride onun da örnekleri gelecek. Mesela bazı şeyler söylüyor ona dair de. Katılımcı demokrasiyle temsili demokrasiyi kıyaslarken katılımcı demokrasinin bazı durumlarda özellikle kitlelerin genişlediği, yayıldığı, ülkenin sınırlarının çoğaldığı zamanlarda temsili demokrasiye nazarla daha az huzur vaat ettiğini de söylüyor arkadaşlar yazar. Buna dair örnekler de zikrediyor. Geldik 74. sayfaya. Vaktimiz var. Şöyle bir yerden alıp okuyayım. Şöyle bir yerden. Eleştirmenler genellikle bağımsızlık bildirgesindeki gibi eşitlik üzerine iddiaların boş sözlerden daha fazla bir şey olmadığını söylediler. Eğer böyle bir iddianın insanoğluna dair bir gerçeği ifade ettiği varsayılıyorsa, bunun açıkça yanlış olduğunda ısrar ettiler. Yanlışlık ithamına eleştirmenler bazen ikiyüzlülüğü de eklerler. Buna örnek olarak bildirgenin yazarlarının bağımsızlığını ilan etmekte olan yeni eyaletlerde insanların büyük bir çoğunluğunun yaratıcıları tarafından verildiği söylenen geri alınamaz haklarını kullanmaktan uzak olduğuna dair uygunsuz gerçeği görmezden gelmelerini gösteriyorlar. Nedir? O zaman uzun zaman sonra da kadınlar, köleler, özgür zenciler ve yerliler sadece siyasi haklarından değil, yaşam, özgürlük ve mutluluğunu arama hakkı gibi gerekli olan pek çok gerili alınamaz haktan da mahrum bırakıldılar. Yani bildirgenin insan hakları evrensel beyannamesi mi oluyor o? Amerikan bağımsızlık bildirgesinin 1776'da yazılan Amerikan bağımsızlık bildirgesinin yazarlarının şeyleri, iddiaları diyor kendi çağlarıyla da çelişiyordu. Bunları yazdıkları dönemde Amerika'da da bunu uygulayamadılar. Onu değerlendiriyor yazar burada. Eleştirmenler bu yönünü eleştiriyormuş metnin. O zaman uzun zaman sonra da kadınlar, köleler, özgür zenciler ve yerliler sadece siyasi haklarından değil, yaşam, özgürlük ve mutluluğunu arama hakkı için gerekli olan pek çok geri alınamaz haktan da mahrum bırakıldılar. Hatta mülkiyet de geri alınamaz bir haktı, köleler sahiplerinin malıydı. Bildirgenin en önemli yazarı olan Thomas Jefferson'ın köleleri vardı. Bak ne kadar ilginç. Bildirgenin en önemli yazarı olan Thomas Jefferson'ın da köleleri vardı. Önemli noktalarda kadınlar da kocalarının malı sayılıyorlardı. Özgür erkeklerin de önemli bir kısmının kimi zaman %40'a ulaştığı tahmin ediliyor. Oy kullanmaya hakkı yoktu. Çünkü 19. yüzyıla girerken yeni Amerikan eyaletlerinde oy kullanma hakkı toprak sahiplerine tanınıyordu. İlginç değil mi? 75. sayfadan devam ediyoruz. 1776'dan bu yana pek çok eşitsizliğin ortadan kalkmış olmasına rağmen pek çoğu da hala devam ediyor. Eşitsizliklerin nerede olduğunu görmek için etrafımıza bakmamız yeterli. Eşitlik değil, eşitsizlik insanoğlunun doğal hali gibi görünüyor. Eşitlik değil, eşitsizlik insanoğlunun doğal hali gibi görünüyor diyor yazar. Devam ediyoruz. Buraya kadar biraz sık alıntı yaptım ama bir yerden sonra serilecek arkadaşlar. 83. sayfadayız. Şöyle bir yerden alıp okuyayım. Bazı ikinci derecede kararları uzmanlara bırakmak, önemli kararlar hakkındaki son kararları da onların kontrolüne vermek demek değildir. Eski bir Amerikan atasözünde dendiği gibi,
Uzmanların her dediklerini sorgusuz sualsiz kabul etmemek gerekir. Uzmanlar bazı önemli konularda sizden daha üstün bir bilgiye sahip olabilirler. İyi bir doktor hastalığınızda teşhis koymayı, izleyeceği gelişmeyi, ne kadar ağır geçeceğini, en doğru tedavinin ne olacağını ve aslında tedavi edilip edilemeyeceğini sizden daha iyi bilebilir. Mantıklı düşünerek doktorunuzun tavsiyelerine uymayı tercih edebilirsiniz. Ama bu, onun önerdiği tedaviyi kabul edip etmemeniz konusundaki kararı ona bırakmanız demek değildir. Buna benzer şekilde hükümet yetkililerinin uzmanlardan yardım alması bir şeydir. Siyasi bir seçkinler sınıfının sizin uymak zorunda kalacağınız kanunlar ve politikaları belirleme gücüne sahip olması bambaşka bir şeydir. Yani nihayetinde son kararı siz vermelisiniz demek istiyor burada. Onlar uzmanlık yapabilir, tavsiye verebilir, şöyle olmalı diyebilir ama karar sizde kalmalı her zaman diye altını çiziyor zarar. Zarar diyorum yazar. 84. sayfadan bir bölüm. Bir devleti iyi yönetmek sadece bilimsel bilgiden fazlasını gerektirir. Bir devleti iyi yönetmek sadece bilimsel bilgiden fazlasını gerektirir. Yönetim fizik ya da kimya, hatta bazen tıbbın da olduğu anlamda, yönetim fizik ya da kimya, hatta bazen tıbbın da olduğu anlamda bir bilim değildir. Bunun doğru olmasının pek çok nedeni vardır. Örneğin politikalar hakkındaki kişisel ya da hükümetle ilgili neredeyse bütün önemli kararlar etik yargılar gerektirir. Hükümet politikalarını hangi amaçlara, adalet, hakkaniyet, doğruluk, mutluluk, sağlık, hayatını devam ettirmek, güvenlik, refah, eşitlik ya da herhangi bir şey, ulaşmak için tasarlanmaları gerektiği hakkında karar vermek, etik bir yargıda bulunmak demektir. Etik yargılar bildiğiniz anlamda bilimsel yargılar değildir. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Etik yargılar bildiğimiz anlamda bilimsel yargılar değildir. 85. sayfadan bir cümle. Farklı amaçlar arasındaki alternatiflerinin sağlayabileceği faydalardan fedakarlığı gerektiren tercihler hakkındaki yargılar bilimsel değildir. Ampirik kanıtlar önemli ve gereklidir ama hiçbir zaman yeterli değildir. Bir amaca, faydaya ya da hedefe ulaşabilmek için diğerinden ne kadar fedakarlık edileceğine karar verirken bilimsel bilginin sağlayabileceğinden çok farklı bir şeye ihtiyaç duyarız diyor. Bir amaca, faydaya ya da hedefe ulaşabilmek için diğerinden ne kadar fedakarlık edileceğine karar verirken bilimsel bilginin sağlayabileceğinden çok farklı bir şeye ihtiyaç duyarız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir cümle var yine burada, 86. sayfa. Bilgi ve güç bambaşka şeylerdir. Böyle bir yerden alıyorum. Bilgi ve güç bambaşka şeylerdir. Gücün onun kullananlar üzerinde muhtemel etkilerini Lord Acton diye okuyorum ben. Artık bilemiyorum doğrusu bu mu. Lord Acton adında bir İngiliz baronu 1887'de ünlü konuşmasında kısaca özetlemiştir. Güç yozlaşma eğilimindedir. Mutlak güç ise mutlak olarak yozlaşır. Bundan 100 yıl önce politikada deneyim sahibi İngiliz devlet adamı William Pitt benzer bir gözlem yapmıştır. Pitt, parlamentoda yaptığı bir konuşmada sınırsız güç ona sahip olanların akıllarını yozlaştırmaya eğilimlidir demiştir. Sınırsız güç ona sahip olanların akıllarını yozlaştırmaya eğilimlidir. Devam ediyoruz. İşte herhalde boş sayfalara geldik. Hop. Buralarda bir şey var mı? Geldik 103. sayfaya. Şöyle bir yerden alıp okuyacağım. Kadınlara ulusal seçimlerde oy kullanma hakkı Yeni Zelanda'da 1893'te, Avustralya'da 1903'te verilmesine rağmen diğer yönlerden demokratik olan ülkelerde kadınlar 1920'ye kadar ulusal seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmadılar.
Belçika, Fransa ve İsviçre gibi insanların çok demokratik olarak nitelendirebileceği ülkelerde kadınlar İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar oy kullanamıyorlardı. Bir daha okuyayım arkadaşlar. Belçika, Fransa ve İsviçre gibi insanların çok demokratik olarak nitelendireceği ülkelerde kadınlar İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar oy kullanamıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda çok erkek ölmese, kadınlar sosyal hayata çok fazla girmiş olmasa, hani kim bilir, belki bu devletler yine de kullandırmayabilirlerdi. Belki biz bugün onu normal karşılardık. Tabii tartışmalar olurdu ama uygulana gelen de bir şey olurdu. Evet. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz çok erkek öldüğü için kadınlar iş hayatına, sosyal hayata çok fazla girdikleri için herhalde Avrupa'da artık bunu engelleyemez hale gelmişler. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşte boş yerler. 116. sayfaya geldik birdenbire. Vladimir İlyich Lenin, yani Sovyet Rusya'nın ilk başkanı diyelim. Vladimir İlyich Lenin bir keresinde şöyle demişti. Proleter demokrasi herhangi bir burjuva demokrasisinden milyon kere daha demokratiktir. Sovyet hükümeti en demokratik burjuva rejiminden milyon kere daha demokratiktir. Vay be! Bunu söyleyen Sovyetler Birliği'ni 60 yıldan uzun süre yöneten totaliter rejimin temellerinin baş mimarıdır. Bunu söyleyen Sovyetler Birliği'ni 60 yıldan uzun süre yöneten totaliter rejimin temellerinin baş mimarıdır. Adam ben daha demokratiyim diyor. Bunu ne anlamda nakletti yazar? Tabii onu başını okumadığımız için anlayamadık. Şöyle bir yerden alayım. Humpty Dumpty'ye göre, bu isim gerçek mi ya? Humpty Dumpty'ye göre herkes herhangi bir yönetimi, hatta despot bir yönetimi bile demokrasi olarak nitelendirmekte özgürdür. Bu sizin düşündüğünüzden daha sık gerçekleşir. Otoriter liderler kimi zaman kendi rejimlerinin özel bir tür demokrasi olduğunu ve diğerlerinden üstün olduğunu iddia ederler. Örneğin Vladimir İlyich Lenin'in bir keresinde şöyle demişti diye işte o metni bu bağlamda naklediyor. O adam da kendini demokratik görüyor yani. Demokrasiyi böyle kıstaslara bağlamazsanız, kesin kıstaslara, herkes kendini demokratik sayıyor diyor. 118. sayfa. Tarihlerini bilen doğrudan demokrasi savunucuları, demokratik bir araç olarak temsilin karanlık bir geçmişi olduğunu farkındadırlar. İkinci bölümde gördüğümüz gibi temsili hükümetler demokratik bir uygulama olarak değil, demokratik olmayan hükümetlerin, çoğunlukla kralların, özellikle savaşabilmek için istedikleri değerli gelirlere ve diğer kaynaklara el koyabilmek için kullanabildikleri bir araçtı. Temsili hükümet sistemi böyle ortaya çıkmış. Demek ki temelde temsil demokratik değildi. Sonradan demokratik teoriye ve pratiğe uygulanan aslında demokratik olmayan bir kurumdu. Temsili demokrasiye dair ilginç bir bilgi. Demek ki temelde temsil demokratik değildi. Sonradan demokratik teoriye ve pratiğe uygulanan aslında demokratik olmayan bir kurumdu. Yine zıpladığımız bir bölüm. 125'e geldik. Zaman ve sayılar kuralı. Demokratik bir birimde ne kadar çok vatandaş varsa, hükümet kararlarına direkt olarak katılabilecek olan vatandaşların sayısı da o kadar az olur. Bir daha okuyayım. Demokratik bir birimde ne kadar çok vatandaş varsa, hükümet kararlarına direkt olarak katılabilecek olan vatandaşların sayısı da o kadar az olur. Ve o kadar çok kişinin başkalarına yetki vermesi gerekir. Temsili demokrasinin altındaki mantık. Yani katılamıyorsun. O kadar çok sayı var ki herkes katılamıyor. İşte temsili demokrasi de buradan doğuyor. Altında bir yer, burayı da okuyayım. Bir demokratik birim ne kadar küçük olursa vatandaşların katılımını sağlama potansiyeli o kadar fazla. Vatandaşların hükümet kararlarını temsilcilere bırakma gerekliliği de o kadar az olur. Bu birim ne kadar büyükse vatandaşları için önemli olan sorunlarla başa çıkma kapasitesi daha büyük olur. Vatandaşların kararları temsilcilere bırakma gerekliliği de o kadar fazla olur. Bu birim ne kadar büyükse
vatandaşları için önemli sorunlarla başa çıkma kapasitesi daha da büyük olur. Vatandaşların kararları temsilcilere bırakma gerekliliği de o kadar fazla olur. Nüfusun artı yönü de var, eksi yönü de var diyor yazar yani. Devam ediyoruz. 130. sayfa. Yazar burada Avrupa Birliği'ne bir eleştiri yapıyor arkadaşlar. Burası mühim. Burayı başından alıp okuyacağım inşallah. Avrupa Birliği bize çok övülüyor ya böyle demokratik şu bu falan diye. Bakalım ne kadar demokratikmiş. Robert Edah'la göre. Evet, Robert Edah'la göre bakalım ne kadar demokratikmiş. Avrupa Birliği bu konuda çok güçlü kanıtlar sunar. Yukarıdan alayım biraz. Böyle yarım kalıyor. Demokrasiye büyük değer veren herkese ne kadar çekici gelse de ben ne yazık ki bunun fazlasıyla iyimser olduğu sonucuna varmak zorundayım. Demokratik kurumların ve uygulamaların uzun zamandan beri var olduğu ve yerleşik olduğu ülkelerde bile vatandaşların uluslararası ilişkiler konusundaki önemli kararları etkin olarak kontrol etmeleri çok zordur. Uluslararası organizasyonlarda bu çok daha zor olur. Avrupa Birliği bu konuda çok güçlü kanıtlar sunar. Burada herkesin oy kullanabildiği seçimler ve bir parlamento gibi sözde demokratik uygulamalar resmi olarak mevcuttur. Ancak neredeyse bütün gözlemciler çok önemli bir demokratik açık olduğu konusunda hemfikirdir. Önemli kararlar çoğunlukla politik ve bürokratik seçkinler arasındaki anlaşmalarla alınır. Sınırlar demokratik yöntemlerle değil, daha çok delegelerin diğerlerini neye ikna edebildiğiyle. Ve bunların ulusal ve uluslararası piyasalara yapacağı etkileri göz önünde bulundurarak belirlenir. Pazarlık, hiyerarşi ve piyasalar sonuçları belirler. Sonuçları onaylamak dışında demokratik yöntemler çok az rol oynar. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Sonuçları onaylamak dışında demokratik yöntemler çok az rol oynar. Avrupa Birliği'nin yapısı böyleymiş. Devamında da eleştirisini sürdürüyor yazar bu sayfa boyunca. Ancak hepsini okumayalım. Hızlanalım. 133. sayfa. Bunu nereden alayım? Şöyle bir yerden alayım. Bence çoğunlukla politik ve bürokratik seçkinler, genel müdürler, bakanlar, diplomatlar, hükümetin içindeki ve dışındaki bürokratlar, iş dünyasının liderleri ve bunlar gibi kişilerin anlaşmalarıyla alınacak. Yukarıdaki soruyu okumadığınız için eksik oldu. Uluslararası organizasyonların demokratikleşmesi için bütün bu önemli gerekliliklerin yerine getirilmesi bana pek mümkün görünmüyor. Peki bu gereklilikler yerine getirilemeyecekse uluslararası kararlar nasıl bir yöntemle alınacak? Bence çoğunlukla politik ve bürokratik seçkinler, genel müdürler, bakanlar, diplomatlar, hükümetin içindeki ve dışındaki bürokratlar, iş dünyasının liderleri ve bunlar gibi kişilerin anlaşmalarıyla alınacak. Seçkinlerin anlaşmalarını yürütecekleri alanın sınırlarını bazen demokratik yöntemlerin belirlemesine rağmen uluslararası sistemlerin politik uygulamalarına demokratik demek bu kelimenin anlamını tamamıyla değiştirmek olur. Şu cümleyi çizmişim zaten. Seçkinlerin anlaşmalarını yürütecekleri alanın sınırlarını bazen demokratik yöntemlerin belirlemesine rağmen uluslararası sistemlerin politik uygulamalarına demokratik demek bu kelimenin anlamını tamamıyla değiştirmek olur. Buna benzer bir eleştiriyi Bilgiler kitabındaki söylesinde Samuel Huntington da yapıyordu. Yani şey yapıyordu. Birleşmiş Milletler'e yapıyordu. Yani Birleşmiş Milletler içeriği itibariyle demokratik ama oradaki devletler hayal ettikleri şey demokrasi ya da öyle söyleyelim. Ama oradaki devletler kararların demokrasiyle alınmasına izin vermiyorlar diyor. Birleşmiş Milletler çok ülkeye eleştiri yapıyor demokrasi üzerinden. İşte demokratik değilsiniz, insan haklarına şöyle saygısızsınız falan diye. Ama diyor kendi içindeki işleyiş de tam şey değil. Düzgün değil. Ya da işte dünya beşten büyüktür de dediği gibi Erdoğan'ın.
5 tane devlet var. Onlar racon ne keserse o. Bu eşitlik mi? Değil. Bu eşitlik içinde olmayan bir kurum dünyaya nasıl eşitlik getirecek? Bu bir tartışma konusu. 133. sayfa arkadaşlar. Artık cümleleri okuyarak hızlı gitmeye çalışayım sadece. Demokratik yönetimler bütün topluluklarda en doğru seçim olmayabilir. Demokratik yönetimler bütün topluluklarda en doğru seçim olmayabilir. 133. sayfa. Yeterlilikleri arasındaki belirgin fark demokratik kriterlere ne dereceye kadar uyulması gerektiği konusunda yasal sınırlamalar getirilmesine sebep olabilir. Demokrasinin haklı çıkarıldığı yerlerde bile, bak, demokrasinin haklı çıkarıldığı yerlerde bile herhangi bir şekli en iyisi demek değildir. Bir daha okuyayım bu cümleyi ya. Demokrasinin haklı çıkarıldığı yerlerde bile herhangi bir şekli en iyisi demek değildir diye devam ediyor metin. Evet, 138. sayfaya geldik. Burası da mesela bir yargı eleştirisi. Şuradan başlayıp okuyayım. Amerika'da federal mahkemelerin üyelerine anayasal hükümlerle yaşam boyu hizmet imkanı sağlanır. Yaşam boyu imtiyazın avantajı, yargıçların siyasi baskılardan uzak olmasını sağlamaktır. Ancak aynı zamanda hukuki denetim gücüne de sahiplerse, onların yargıları artık genel ve yasama görevini yapan çoğunluk tarafından artık desteklenmeyen eski bir ideolojinin etkilerini yansıtıyor olabilir. Bunun sonucu olarak Franklin Roosevelt'in başkanlığında 1933-37 arasındaki büyük reform döneminde kimi zaman yapıldığı gibi reformları engellemek için hukuki denetimi kullanabilirler. Amerika tecrübesini sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan anayasalarında açıkça hukuki denetimi sağlayan bazı demokratik devletler yaşam boyu imtiyazı reddetmişler ve onun yerine Almanya, İtalya ve Japonya'da olduğu gibi uzun ama sınırlı süreler için imtiyaz verilmesini benimsemişlerdir. Bu da ilginç bir şey mesela hemen altında. Halk oylamaları meselesi. Amerika'daki halk oylamaları meselesi. Halk oylamaları. Ulusal halk oylamaları yapılması mümkün müdür? Ya da anayasal değişiklikler söz konusu olduğunda zorunlu mudur? Türkiye'de yapılıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda da oldu. İsviçre burada sınırda duruyor. İsviçre'de ulusal konularda halk oylamalarına izin verilir. Anayasal değişiklikler için referandum yapılması zorunludur ve sık sık yapılır. Diğer uçta Amerikan anayasası bazı eyaletlerde yaygın olarak yapılmasına rağmen halk oylamalarına izin vermez. Ve şimdiye kadar da hiç ulusal halk oylaması yapılmadı diyor Amerika'da. Amerika'nın tersine diğer eski demokrasilerin yarıdan fazlasında en az bir kere halk oylaması yapılmıştır. Bizde daha çok. 139. sayfa. Bu da ilginç bir bilgi arkadaşlar. Başkanlık sistemi Amerika'da nasıl kurulmuş onu anlatıyor. Başkanlık sistemi 1787'de. Başkanlık sistemi 1787'de Amerikan Anayasa Kongresi'ne katılan delegeler tarafından icat edildi. Delegelerin çoğunluğu Britanya'daki yazılı olmayan anayasaya yasama ve yürütmeden bağımsız bir yargı, yürütmeden bağımsız bir yasama, parlamento ve yasamadan bağımsız bir yürütme, monarşi ortaya koyan güçler ayrılığı yüzünden hayrandı. Delegelerin İngiliz Anayasası'nın erdemlerini örnek almak istemelerine rağmen, bir monarşi söz konusu olamazdı. Bu yüzden bir yürütme problemiyle karşı karşıya kaldılar. Tarihte bununla ilgili bir örnek olmadığı için çözümü üretmeden önce neredeyse 2 ay bu sorunla boğuştular. Yani Amerika'da bir krallık yok ya. İngiliz sistemini getirip koyamamışlar. İngiliz parlamenter sistemini koyamıyorlar çünkü kral yok. Onun tuttuğu yerde boş kalıyor. Yani devlet sistemi aksayacak bir şekilde dizayn edilmiş oluyor. Onu aşmak için başkanlık sistemini kurmuşlar. Gelelim Türkiye'ye. Bana şimdi mesela başkanlık sistemi bu açıdan mantıklı geliyor.
Bizde de hanedan yok çünkü. Ali Osman'ı dağıttı Cumhuriyet baş kurulurken. Ali Osman olmadığı için bize de parlamenter sistem geldi ama bir boşluk var. Hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasında, diğer devlet organları arasında sürekli bir gerilim var. Bunun aşılması için de başkanlık sistemi bence uygun olduğu gibi geliyor. Başkaları başka düşünüyor tabii. Benim taraftarlığım buradan da beslendi. 142. sayfa. Finale yaklaşıyoruz arkadaşlar. Tek cümle okuyayım. Kararlı eylemler akıllı politikaların yerini tutmaz. Kararlı eylemler akıllı politikaların yerini tutmaz diyor. Cümleyi okudum, sadece paragrafı atladım. 144. sayfa. Şöyle bir yerden alayım. Eğer temel oluşturan koşullar elverişliyse bir ülkenin uygulamaya geçireceği neredeyse her bir anayasa istikrar yaratacaktır. Eğer altta yatan koşullar elverişsizse hiçbir anayasa demokrasiyi kurtaramaz. Eğer altta yatan koşullar elverişsizse hiçbir anayasa demokrasiyi kurtaramaz. Yine bizim bugünlerde bazıları anayasayı çok abartıyorlar, sanki anayasayla her şey düzelecekmiş gibi. Asıl mevzu aslında sosyoloji. O devletin üzerinde durduğu zemin. Onu sağlamsa, onun dayanakları iyiyse üzerine yaptığınız anayasanın bir anlamı var. Ona bir bakmak lazım öncelikle diye yazar burada dikkat çekiyor. Bu bölüm önemli bir bölümdü. 148. sayfa arkadaşlar. Yine bir cümle okuyacağım. Seçim sistemlerinin sonsuz çeşidi vardır. Bu kadar çok çeşitlilik göstermelerinin bir sebebi, hiçbir seçim sisteminin onu değerlendirmek isteyeceğiniz kriterlerin tamamını yerine getiremeyecek olmasıdır. Seçim sistemlerinin sonsuz çeşidi vardır. Bu kadar çok çeşitlilik göstermelerinin bir sebebi, hiçbir seçim sisteminin onu değerlendirmek isteyeceğiniz kriterlerin tamamını yerine getiremeyecek olmasıdır, diyor yazar. Devam ediyoruz. 153. sayfa. Bu da ilginç bir bilgi Amerika'ya dair. Okuyayım arkadaşlar. Gary Mandrick, herhalde böyle telaffuz edilir. Ne demekmiş o kelimeyi açıklıyor. Sözcükler üzerine diye bir bölüm açmış. Gary Mandrick ya da seçim bölgelerini sadece politik gayelere ulaşacak şekilde ayarlamak Amerika'da eskiden beri var olan bir uygulamadır. Adını daha önce Amerikan Anayasal Kongresi'nde bir delege olarak karşımıza çıkan Elbridge Gerry'den alır. Massachusetts'in seçimle göreve gelmiş valisi olan Gerry, 1812'de seçim bölgelerinin sınırlarının demokratların çoğunluğu korumalarına yardımcı olacak şekilde yeniden çizilmesini sağladı. Birisi bölgelerden birinin bir semendere benzediğini fark ettiğinde bir eleştirmen bunun daha çok bir gerrymandering'e benzediğini söyledi. Bundan sonra gerrymandering terimi, gerrymandering fiili de dahil olmak üzere Amerikan diline girdi. Yani seçimi demokratlar kazanacak şekilde bölgeyi ayarlamış adam, seçim bölgesini. Amerika'da bu yapılıyormuş çok. Yani o seçim bölgelerini sistemin düzgün işleyebileceği şekilde değiştiriyorlarmış. Belki Türkiye tarihinde de bunun uygulamaları vardır ama bilmiyoruz biz. Şunu da okuyayım arkadaşlar, 154. sayfadan. Bu ne kadar toplumda karşılığınız varsa, mecliste o kadar milletvekiliniz olsun, o sisteme NT sistemi diyor, nispi temsil sistemi. Bir de çok oy alana daha çok sandalye veren bir sistem var, o da TTDB sistemi diyelim. Bunları karşılaştırıyor. Bu yüzden TTDP'nin yönetimin etkinlik kriterleriyle buluşmasını sağladığı iddia edilir. Buna karşılık bazı ülkelerde nispi temsil, NT yani, parlamentoda o kadar çok rakip ve birbiriyle çelişen parti ve ittifak oluşturmasına yardımcı olmuştur ki, çoğunluk koalisyonları kurmak çok zor ve istikrarsız olur. Türkiye'de bundan çok çekti. Nispi temsil sisteminin sorunuymuş bu. Nispi temsil parlamentoda o kadar çok rakip ve birbiriyle çelişen parti ve ittifak oluşmasına yardımcı olmuştur ki, çoğunluk koalisyonları kurmak çok zor ve istikrarsız olur. Sonuçta hükümetin etkinliği önemli derecede azalır. İtalya bu konuda sık sık örnek gösterilir.
157. sayfa. Bir ülkenin temel problemlerinin çoğu anayasal düzenlemeyle çözülemez. Altını çizmek istiyorum bu cümlenin ya. Bir ülkenin temel problemlerinin çoğu anayasal düzenlemeyle çözülemez. 157. sayfa. Devamı da var ama okumayacağım. Bütün anayasal düzenlemelerin bazı dezavantajları vardır. Hiçbiri bütün kriterleri yerine getiremez. Demokratik bir bakış açısından bakarsak kusursuz anayasa yoktur. Kusursuz anayasa yoktur. Burada da bir önerisi var yazarın. Yine de bir demokratik ülkenin mesela her 20 yılda bir anayasayla ilgilenen akademisyenler, siyasi liderler ve bilgili vatandaşlardan oluşan ve sadece kendi deneyimlerinin değil, diğer demokratik ülkelerin deneyimlerinin de ışığında anayasasını değerlendirebilecek bir grubu bir araya getirmesi o kadar da kötü bir fikir olmayabilir. Yani 20 yılda bir anayasayı tekrar ele almak iyi bir fikir olabilir diyor. Devam ediyoruz. Burada çizmemişiz. Güzel. Amerika'nın burada mesela şeyi anlatıyor. Ya vakitte az kaldı. Amerika'nın başarısı nasıl oldu? Bu kadar karmaşık toplum, bu kadar farklı insanlar göçtüler, geldiler de nasıl böyle bir birlik oluşturdular? Onu anlatıyor yazar. Onu şöyle bir yerden okuyup geleyim. 1840'lardan 1920'lere kadar İrlanda, İskandinavya, Almanya, Polonya, İtalya ve başka yerlerden özellikle konuştukları dildeki İrlandalılar hariç, dinlerindeki, yemeklerindeki, kıyafetlerindeki, geleneklerindeki, tavırlarındaki, mahallelerindeki ve diğer karakteristiklerindeki farklılık sayesinde ayırt edilebilen İngiliz olmayan göçmen dalgalarıyla karşı karşıya kaldı diyor Amerika. 1910 yılına gelindiğinde Amerika'da yaşayan beyazların neredeyse 1/5'i başka bir yerde doğmuştu. Buna ek olarak Amerika'da doğan beyazların 1/4'ünün ebeveynleri yurt dışında doğmuştu. Yani 1/5 göçmen o hale gelmiş Amerika. Başka bir yerde doğup gelmiş yani. 1/4'ünün de ebeveynleri yurt dışında doğmuş. Yani göçmen çocuğu 1/4. 1910'da Amerika'nın 1/4 göçmen çocuğuymuş. 1/5 göçmenmiş. Göçmenlerin Amerika'ya gelmesinden 2 nesil sonra onların torunları baskın olan kültür tarafından asimile edilmişlerdi bile. Bu asimilasyon o kadar güçlüydü ki bugün pek çok Amerikalı atalarının vatanlarına karşı belirli bir bağlılığı korusalar da ya da oluştursalar da baskın olan siyasi bağlılıkları ve kimlikleri Amerikalılıktır. Amerika diyor büyük bir asimilasyon yaptı ve başarılı bir asimilasyondu bu diyor. Bunu da özendirmeyle veya para kazandırmayla veya eğitimle yaptı diyor. Yani bir şekilde başardı bunu. 167. sayfada bir tasrih gördüm arkadaşlar. Amerikan İç Savaşı'nı Güney'in kazandığını söylüyor. İşte bu da acaba tuzak mı diye düşündüm. Sonuçta yaşanan İç Savaş 4 yıl sürdü ve çok sayıda insanın yaşamına mal oldu. Güney'in savaşı kazanmasına, Güney kazanmadı ki Kuzey kazandı ve köleliğin kaldırılmasına rağmen. Bu kısmı doğru. Burada böyle bir hata var. Belki kasten konulmuş, belki de kasıtsız. Lübnan örneğinden bahsediliyor. Lübnan'daki trajik örneğin gösterdiği gibi ciddi kültürel ayrılıkların baskısıyla çökebilirler diyor demokrasiler. Bir zamanlar siyaset bilimciler tarafından çok başarılı bir ortaklaşmacı demokrasi olarak tanımlanan Lübnan, 1958'de iç baskı karşılıklı anlaşma sisteminin başa çıkabilmesi için çok büyük bir hal alınca uzun sürecek bir iç savaşa girdi. Evet. Çok kültürlülük ve demokrasi üzerine bir şeyler söylüyor burada. Burayı atlayayım. Çünkü uzun okumam gerekecek. Tek cümle varsa onlara bakarak bugünkü şeyi de sonlandıralım. Fosforlu kalemi sonlandıralım arkadaşlar. Evet, epey atladık. 191. sayfa. Hükümet müdahalesi ve kontrolü olmadığında piyasa ekonomisi kaçınılmaz olarak bazı insanlara zarar verir.
Piyasa ekonomisi kaçınılmaz olarak bazı insanlara zarar verir, diyor. Devam ediyoruz. 197. sayfa. Tarih bize demokrasinin insanlık için ender yaşanan bir deneyim olduğunu söylüyor. Tarih bize demokrasinin insanlık için ender yaşanan bir deneyim olduğunu söylüyor, diyor yazar. Devam ediyoruz. Atlıyoruz. 213. sayfa. Şu sonuca varmak kaçınılmaz görünüyor. Kültürel olarak bölünmüş ülkelerin sorunları için genel çözümler yoktur. Kültürel olarak bölünmüş ülkelerin sorunları için genel çözümler yoktur. Her ülkenin özelliklerine göre bir çözüm üretilmelidir, diyor ve. Evet, tam süremiz bitti. Biz de alıntılarımızı bitirdik arkadaşlar. Atladıklarımız oldu ama artık o kadar kusur kadı kızında da olur diyelim. Tekrar kitabı bir göstereyim, şöyle yüzümün önüne getirerek arkadaşlar. Kitabın ismi Demokrasi Üzerine, yazarı Robert Edah, çeviren Betül Kadıoğlu, Phoenix Yayınları'ndan çıkmış. Ben kitabı beğendim. Demokrasi hakkında çok da böyle derine inmeden, kafamızı karıştırmadan, özetle ne faydaları var, hani ne eksikleri de var onu da söyleyerek, tabii faydaları çok, eksikleri az söylüyor, bir metin hazırlamış yazar. Bunu okumak niye önemli? Bunu şu anlamda değerli buluyorum ben. Demokrasiyi eleştirirken, eleştirenlerimiz var biliyoruz ki, yerine ne koyacağımızı da konuşmak lazım. Biliyoruz ki, mesela İsmet Özel de buna kitabında dikkat çekiyor. Demokrasi bugün Müslümanların bulundukları devletlerde, toplumlarda tekrar söz sahibi olmalarını sağlıyor. Biz Türkiye'de nasıl söz sahibi olabildik dindar kesim olarak? Demokrasi sayesinde. Demokrasi olmasaydı hala Kemalist zulmün altında eziliyorduk. Yani bir yerden sonra toplumun tekrar kendini toparlaması, kendi reyini, inancını, kalbini, görüşünü ortaya koymasını sağladığı yere kadar demokrasiyi savunmamız lazım. Ama elbette şer-i şerif ile çeliştiği yerlerde, mesela içki haram, içkinin helalliği bir sandıktan çıkmış olsa bile bizim için meşru olmaz. Böyle yerlerde de eleştirisini yapmak lazım. Yani iki arada bir derede bir yer tutturmak lazım. Büsbütün de demokrasinin düşmanı olmamak lazım. Düşmanı olan her yerde, çünkü idareler zalim, otoriter ve hani şeriat adına bile iktidarı almış olsa şeriatın aleyhine işler yapan bir duruma döndüler. Evet arkadaşlar, bu kitaplık bu kadar. Bir daha kitapta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.